Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Atom teorileri ve atomun yapısı diyeceğiz bu dersimizde. Şöyle bir programımızı önümüze alalım. Daha öncesinde neler yapmıştık? Kimya bilimi üzerine konuşmuştuk arkadaşlar kimya bilimini tanımıştık ee, ünitemizin ilk başında şimdi artık kimyanın derinliklerine doğru yolculuğu atom kavramı üzerinden ilerleteceğiz gördüğünüz gibi oldukça dolu dolu bir program bizi bekliyor arkadaşlar atom teorileriyle birlikte gideceğiz ve sonrasında da birinci dönem birinci yazılarımız başlayacak zaten bu kamp sürecinde de hep birlikte güzelce çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Peki atom teorileri ve atomun yapısı deyince bunlar hani e, önceden ortaokul seviyelerinden aşinaydık aslında öğrendiğimiz kavramlardı. Şimdi bunları bir tık daha ileri götüreceğiz, geliştireceğiz neler varmış derinlemesine incelemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar atom diyorsak yani herhangi bir aslında bilimsel kavram diyorsak bu kavramın bugünlere nasıl ulaştığını tabii ki biliyor olmamız gerekiyor. Yani hangi aşamalardan geçtiğini biliyor olmamız gerekiyor ki bugünkü kavramları veya bulunan kavramların nasıl keşfedildiğini biliyor olmamız gerekiyor ki anlamlandırabilelim. Nasıl bu aşamaya gelmiş ve belki de gelecekte biz geliştireceğiz bu kavramları daha da öteye götüreceğiz. İşte önceki adımları bilmemiz gerekiyor ki ileriki adımlarını da biz atabilelim. Dolayısıyla da adım adım kronolojik olarak hangi gelişmeler geldi, hangi adımlar atıldı, hangi teoriler ortaya atıldı ve bunlardan hangileri nasıl çürütüldü aslında bu kısmı da çok önemli. Hani bugün e, bildiğimiz bilgilere göre önceden bilinen bazı doğrular, bazı bilgilerin yanlış olduğunu anlamış oluyoruz. Bunların nasıl yanlışlandığını da bilmemiz bizim için tabii ki çok önemli olacak. Adım adım gelişen bir süreç var ve her adıma katkısından tabii ki çok önemli bilim insanları var. Bunlardan bahsedeceğiz. Peki bu konunun bizde yaratması gereken öğrenme çıktıları neler arkadaşlar? Şimdi iki temel bölümden aslında bahsedeceğiz. Atom teorilerinden yani az önce bahsettiğimiz gibi atomun bugünlere nasıl geldiğinden hangi aşamalardan geçtiğinden bahsedeceğiz. Ardından da atomun yapısını yani bugün artık atom kavramı oluştuktan sonra temelde neler var neleri bilmemiz gerekiyor onunla ilgili bunların üzerine konuşacağız arkadaşlar. Ve bakanlığımız bize diyor ki bu dersi tamamlayan bir arkadaşımızın atom teorilerindeki varsayımları kullanarak Bilimsel bilginin değişebilirliğine ilişkin çıkarımlar yapabilmesi gerekiyor Yani arkadaşlar bu bilimsel bilginin değişebilirliği aslında bütün disiplinler için geçerli bir durum Bir zamanlar belli çalışmalar yapılmış ve belli bilgiler ortaya atılmış o zaman kabul edilmiş ancak daha sonradan farklı çalışmalar o ortaya atılan bilgilerin yanlış olduğunu kanıtlamış. Dolayısıyla bilimsel bilgi değişebilir. Bugün ürettiğimiz atom teorisi de belki de gelecekte yalanlanacak, yanlışlanacak ve daha güzel, daha doğru bir hale gelecek. Ve bu şekilde bilimsel süreç kendini asla tamamlamayacak belki ama e, ileri aşamaya taşıyacak. Peki hangi anahtar kelimelere sahip olmamız gerekiyor? Hangi anahtar kavramlar bizim için çok önemli olacak? Arkadaşlar tabii ki atom kelimesi e, bir numaraya yazmamız gerekiyor. Atomu tanımaya çalışıyoruz. Atomu oluşturan bazı temel tanecikler var ve bazı temel bölgeler var aslında atomu oluşturan atomu yapısında yer alan elektron, proton, nötron. Daha önceden de zaten Aşina olduğumuz atomu oluşturan temel tanecikler olarak bunları değerlendirmeye alacağız. Bunun dışında çekirdek katman ve orbital gibi bazı yine çok önemli kavramlar da arkadaşlar atomun anlamlandırılabilmesi için önemli bir yere sahipler. Peki bu dersi öğrenebilmemiz için bu derste anlatılanları yerleştirebilmemiz için kendi zihnimizde neleri zaten biliyor olmamız gerekiyor hangi konularda hazır olmamız gerekiyor arkadaşlar bu konuda öğrencilerin Elementleri oluşturan temel taneciklerin atom olduğunu ve tüm özelliklerin atomlara bağlı olduklarını bir bilmesi gerekiyor. Yani atom nedir sorusuna aslında çok basitinden, temelinden cevap verebiliyor olmamız gerekiyor. Bir elementten bahsediyorsam bunun temelinde atomlar yer aldığını, çok küçük tanecikler yer aldığını ve bu elemente ait bütün özelliklerin aslında o atomdan kaynaklandığını, onun tarafından belirlendiğini biliyor olmamız gerekiyor ki hepimiz zaten bu bilgiye sahibiz. Haydi şimdi dalalım bir bakalım o zaman atom hangi süreçlerden geçerek bugünlere gelmiş? Arkadaşlar bakın tarihte ilk defa atomdan bahseden kişi Dalton değil. Dalton ilk defa bilimsel olarak atomdan bahseden kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bundan yüzlerce yıl öncesinde Demokritus diye bir arkadaş ortaya çıkıyor. Demokritus Yunanistan'da felsefi bir yaklaşımla atom adını ilk defa kullanıyor. Ve maddelerin aslında küçük parçalanamayan taneciklerden oluşmuş olması gerektiğini ileri sürüyor. Ancak bunun bilimsel olarak bir çalışmaya dönüşmesi yani bundan yüzlerce yıl sonrasında Demokritus'tan yüzlerce yıl sonrasında ancak karşımıza çıkabiliyor ki burada da Dalton'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk bilimsel olarak atom modeli ya da atom teorisi ortaya Dalton tarafından atılıyor. Peki Dalton ilk olarak nasıl tanımlıyor atomu? Diyor ki madde dediğimiz şey ...atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur. Şimdi burada bakın yüklerden falan hiç bahsedilmiyor. Sadece küçük tanecikler var bu ve bu tanecikler maddeyi oluşturuyor. Bu atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz. Bölünemez, yoktan var edilemez, varken de yok edilemez... ...ve başka bir atoma dönüşemez. Yani artık ulaşabileceğimiz en küçük taneciğin... ...ve art değiştiremeyeceğimiz taneciğin atom olduğunu ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Böyle bir iddiada bulunuyor. Tabii ki bugün e, bunlar farklı şekilde yorumlanan bilgiler. Kimyasal tekmelerde atom türü ve sayısı korunur. Mesela diyelim ki su molekülünden bahsediyoruz. Su molekülünün yapısında işte H2O gibi bir formüle sahip biliyoruz ki bir tane oksijen, iki tane hidrojen atomu var. Dolayısıyla arkadaşlar bunun oluşum sürecini incelediğimiz zaman bunun oluşabilmesi için bir tane oksijen, iki tane hidrojen atomunun olması gerektiğini söylüyor ve bunu bütün bileşikler için geçerli olduğunu söylüyor ki biz de bugün yine bu bilgilerin doğru olduğunu ifade ediyoruz. Atom dediğimiz yapıyı tanımlarken diyor ki çok yoğun içi dolu kürelerdir. Hatta içi dolu berk küre ifadesini kullanıyor. Aşırı yoğun içi dop dolu bir küre şeklinden bahsettiğimiz zaman arkadaşlar zaten aslında bu parçalanamaz oluşunu da destekleyen bir cümle oluyor bu. Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından özdeştir diyor. Eğer mesela sodyum atomundan bahsediyorsak, sodyum elementinden bahsediyorsak onun bütün atomları birbiriyle tamamen aynı olmak zorundadır diyor. Oysa ki biz bugün izotop diye bir kavram biliyoruz ve izotop kavramı sayesinde... Farklı atomların aynı elementi oluşturabileceğini ee, söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Farklı element atomları ise birbirinden farklı olmak zorunda. Yani aynı atom hem magnezyum hem sodyum oluşturamaz. Her elementin kendine has atomları bulunmalıdır diyor ve farklı element atomlarının belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur. Hani burada dediğimiz cümleyi aslında orada desteklemiş oluyoruz arkadaşlar. Atom sayıları korunarak yeni bir molekül yapısı oluşturduğuna göre, bileşik yapısı oluşturduğuna göre bileşiği biz bu şekilde tanımlayabiliriz. Sonrasında ise arkadaşlar elektron denilen bir kavram ortaya atılıyor. Yani negatif yüklü taneciklerin atomun yapısında yer aldığı bulunuyor. İşte bunu bilimsel olarak atom teorisine yerleştirmemiz gerekiyor ya artık orada Dalton atom modeli boşa düşmüş oluyor. Bunun için Thomson ortaya çıkıyor. Diyor ki madem negatif yüklü tanecikler var atomun yapısında biz bunu modelimizde değerlendirmeye almamız gerekiyor. Sonra diyor ki Atomlar hala daha küredir tamam. Bu kısmı korumaya devam ediyor Dalton'dan yola çıkarak. Diyor ki bu kürelerin de yaklaşık olarak 10 üzeri eksi santimetrelik çapları vardır. Bak böyle bir ölçüm yapıyor. Oysa ki biz bugün biliyoruz ki her elementin her atomun kendine has farklı çapları vardır. Elektron adı verilen negatif yüklü tanecikler vardı ya ama pozitif yüklü tanecikler henüz keşfedilmedi. Ta Tamsın bize diyor ki Atom da nötr olmak zorunda. Yani pozitif ve negatif yükün bir eşitliği olması gerekiyor. O zaman tek çaremiz kalıyor diyor. Bizim bir tane küremiz var diyor. Küre kocaman bir pozitif yüktür. Bu pozitif yükün içerisinde negatif yükler homojen olarak dağılmıştır. Bu eşitlik de atomun nötr olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bir sonraki cümlede onu anlatıyor zaten bize. Ne, e, atomdaki negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşit olup atomlar yük bakımından nötrdür. Ama dikkat arkadaşlar burada pozitif yüklü tanecikten bahsedilmiyor. Kürenin kendisi pozitif yüklüdür. Ancak bunun içerisinde eşit yüke sahip negatif yüklü tanecikler dolaşır diyor ve hatta bunu bunu üzümlük bir keke benzetiyor arkadaşlar. Tıpkı üzümün kek içerisinde dağıldığı gibi elektronlar da yani negatif yüklü tanecikler de atomun içerisinde dağılmıştır diyor. Ve sonrasında da diyor ki elektronların kütlesini biz atomun kütlesiyle kıyaslayacak olursak inanılmaz küçük çok büyük bir fark var. Dolayısıyla biz... Elektronların kütlesini, negatif yüklerin kütlesini yok sayabiliriz. O yüzden de atomun kütlesinin neredeyse tamamını pozitif yükler oluşturur. Yani bu küre oluşturur diyor. Ancak sonrasında yeni çalışmalar ortaya çıkıyor. Gerçekten atom küre mi? Gerçekten içi dolu mu? Bunu anlatmak için arkadaşlar alfa saçılması deneyi ortaya atılıyor. Ve bu alfa saçılması deneyi de Thompson'ın söylediği bazı bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve bunun üzerine tabii ki yepyeni bir atom modeli ihtiyacı doğuyor. Nasıl bir deney arkadaşlar bu? Altın levha deneyi veya alfa saçılması deneyi. İkisi de doğrudur arkadaşlar. Alfa taneciklerini biz bir altın levhanın üzerine doğru gönderiyoruz. Tamam Burada radyoaktif bir tepkime sonucunda alfa taneciklerini elde ediyoruz. Bunun özelliği nedir? Neden alfa tanecikleri kullanılmıştır? Bir, pozitif yüklü tanecikler. iki kütlesi oldukça büyük. Hani bir ışın taneciğine göre oldukça büyük tanecikler ve oldukça yüksek enerjili tanecikler arkadaşlar. Şimdi bunu biz altın bir levhaya gönderdiğimiz zaman eğer içi dolu berk bir küreden bahsediyorsak e, buraya gönderdiğimiz e, taneciklerin çok yüksek enerjili olmasından ötürü e, Rutherford deneyi yaparken diyor ki gönderdiğimiz taneciklerin tamamının arkaya gitmesini yani herhangi bir şekilde sapmaya uğramamasını bekliyoruz. Sonra deney yaptığı zaman şunu fark ediyor. Büyük çoğunluğu yüzde doksan dokuzluk bir oranı gerçekten de herhangi bir sapmaya uğramadan arkaya düşüyor ama. %0.99'luk bir oranı küçük bir sapmaya uğruyor. Bu bir soru işareti uyandırıyor tabii ki ama daha da büyük soru işareti uyandıran şu oluyor arkadaşlar. 10 binde bir tanecik yaklaşık olarak geri sekiyor. Yani bu levhanın arkasında bir yere düşüyor. Şimdi bunu da şu e, arkaya koyduğu farklı bir levhaya çinko sülfür sürülerek belirleniyor. Yani o çinko sülfür... E, bu taneciklerin nereye düştüğüyle ilgili bize bilgi sunuyor tamam mı? Burada şunu söylüyor diyor ki Rutherford o zaman bi, tamamı geri yansımadığına göre tamam geri doğru gitmediğine göre biz buradan neyi anlarız? Bizim gönderdiğimiz alfa ışınların tamam 99 arkaya geçti. Yani çok büyük oranda herhangi bir yere denk gelmeden devam edebildi bizim taneciklerimiz ama şu Geri yansıyan tanecikler çok yoğun ve pozitif yüklü bir e, yere denk gelmişler ki geri yansıyabilmişler, değil mi? Bunu işte çekirdek olarak tanımlıyor. Demek ki bir atomun çapından bahsediyorsak bu çapın on binde birlik kısmı çekirdektir ve pozitif yüklerden oluşur. İşte buraya çarpan alfa tanecikleri de geri yansır. Peki şu küçük açılarla yansıyan e, geriye doğru geçen Tanecikler e, nasıl buraya yansıdılar peki? Burada da diyor ki arkadaşlar bunlar çekirdeğe tam denk gelmemişlerdir. Çekirdeğin yakınından geçmişlerdir. Bu yüzden de küçük bir sapmaya uğramışlardır. Şimdi bu tabii ki yepyeni bilgilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bak arada ne keşfedildi? pozitif yüklü taneciklerin varlığı da keşfedilmişti. Ve bu atom modeliyle artık çekirdek dediğimiz kavram da ortaya çıkmış oluyor. Yani Thompson'ın söylediği birçok bilgi burada çürütülmüş oluyor. Peki bu çıkarımları nasıl toparlıyor Ford Diyor ki bir atomda pozitif yükün tümü çekirdek denilen küçük bir bölgede toplanmıştır. Yani pozitif yükler kürenin içerisinde dağılmış bir durumda değil. Küçücük bir e, hacmin içerisinde sıkışmış durumda. Çekirdek çapı Hani Thompson daha önceden atom çapını 10 üzeri eksi 8 olarak hesaplanmıştı ya. Ve biz şu anda neyi bulduk? Yaklaşık olarak bunun 10 binde birinin çekirdek olduğunu bulduk. Dolayısıyla Rutherford diyor ki o zaman çekirdeğin çapı da 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 13 santimetre civarında bir yerlerdedir ve atom hacminin büyük bir kısmı hani geri kalan kısım ne olacak çok büyük bir kısımdan bahsediyoruz. İşte burası boşluktur elektronlar da bu boşluklarda bulunur. O boşluklar sayesinde bizim gönderdiğimiz alfa tanecikleri büyük çoğunlukla sapmaya uğramadan yoluna devam edebilmişti. Çekirdekteki Pozitif yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynıdır, farklı elementin atomlarında da farklıdır diyor. Yani arkadaşlar elementin türünü aslında atomun çekirdeğinde yer alan pozitif yük belirler. Bu cümleyle de burada karşılaşmış oluyoruz. Atomdaki elektron sayısı ise çekirdekteki proton sayısına eşittir. Bakın Thomson daha önceden ne demişti? Atom nötrdür demişti. Pozitif yük negatif yük eşittir demişti. Rutherford da bunu destekliyor. Evet bu eşitlik var diyor. Ama yerleri konusundaki problem biraz daha giderilmiş oluyor. Protonların yani pozitif yüklerin tamamının çekirdekte olduğunu söylüyor. Kütleye gelecek olursak Thomson demişti ki negatif yükler kütlesizdir. Dolayısıyla da kütlenin tamamını pozitif yükler oluşturur. Ancak burada yapılan deneyler şunu gösteriyor bize. Evet elektronlar kütlesiz olarak kabul edilebilir çok az ama pozitif yüklerin kütlesi de artık protonları yani pozitif yüklü tanecikleri bildiğimiz için hesaplayabiliyoruz e, atomun kütlesine eşit değil hatta yaklaşık olarak yarısı kadar demek ki bu çekirdeğin içerisinde hani çekirdek kütlenin tamamını oluşturuyor ya bunun da yarısını protonlar yani pozitif yükler oluşturduğuna göre geri kalan yarısını oluşturan başka tanecikler de burada vardır. Ama bu nötronların keşfi değil henüz. Nötronlar çok daha sonradan keşfediliyor arkadaşlar. Ama e, Rutherford burada çok önemli bir atıfta bulunmuş oluyor. Ancak Rutherford sunduğu bilgiyle bak, protonların yerini bize söyledi, öyle değil mi? Kütlenin nasıl olduğunu, nerede oluştuğunu söyledi. Ama elektronlar sadece çekirdeğin etrafındadır dedi. Elektronların konumu ile ilgili net bir bilgimiz hala daha yok. İşte bu sorunu çözmek için ortaya Bor geliyor arkadaşlar. Bor da ışığı kullanarak aslında e, elektronların nerede bulunduğu sorusuna cevap aramaya çalışıyor. Çünkü şöyle bir soru var. Pozitif yükler var, negatif yükler var ve bunlar birbirini çekiyor, öyle değil mi? O zaman çekirdeğin etrafında dolaşan bu elektronlar neden çekirdeğe düşmüyorlar? Çünkü çekirdeğin çekim etkisi altındadılar arkadaşlar. İşte bunun için de ışığı kullanıp şöyle bir deney yapıyor Bor. E, hidrojenin üzerine ışık gönderiyor ve beyaz ışık gönderiyor tabii ki yani bütün renkleri içeren beyaz ışık gönderiyor. Gönderdiği bu beyaz ışık arkadaşlar hidrojen tarafından soğurulduktan sonra prizmadan geçiriliyor. Şimdi beyaz ışığı doğrudan prizmadan geçirirsek biliyoruz ki bir gök kuşağı oluşacak. Yani herhangi bir kesik falan oluşmayacak. Bütün renkler burada yer alacak. Öyle değil mi? Ama hidrojenden geçirdikten sonra prizmadan geçirirsek şöyle bir şey fark ediyor. Bir spektrum oluşuyor. Yani bir gökkuşağının üzerinde belli noktalarda kesikli çizgiler yer aldığını, karanlık bölgelerin oluştuğunu görüyor arkadaşlar. Buradan da şu çıkarımı yapıyor. Diyor ki demek ki atomun etrafında belli enerji seviyeleri var. Bu enerji seviyelerindeki elektronlar bu enerjiyi soğuruyor ve soğurduğu enerjiden dolayı da burada hani orada bir renk kaybı oluyor. O renklerin üzerinde e, siyah kesikli çizgiler oluyor. Hatta bunu kanıtlamak için bir de tam tersi deney yapıyor. O zaman diyor ki ben hidrojeni ısıtayım. Şimdi ısıttığım zaman ortaya ışık yaymaya başlayacak ki hidrojen İşte yaymaya başladığı bu ışığı prizmadan geçiriyor bu defa. Bu da bizi emisyon spektrumuna götürüyor. Bu defa da de arkadaşlar Elektronların e, yine katmanlar arasında yani bu enerji seviyeleri arasında yer değiştirmesinden kaynaklanan bir ışıma var sonuç itibariyle. Dolayısıyla sadece belli noktalarda renk oluşumu görünüyor. Yani simsiyah bir taban bunun üzerinde sadece belli noktalarda e, renkler oluşuyor ve bu renkleri absorpsiyon spektrumu ile kıyasladığı zaman tam aynı yere denk geldin. Yani buradaki eksiklikleri biz emisyon spektrumuyla tam olarak karşıladığımızı görüyoruz. Buna neyi kanıtlar bize? Demek ki hani Rutherford bize ne demişti? Bizim çekirdeğimiz var. Demek ki çekirdeğin etrafında şöyle belli enerji seviyeleri varmış buna göre ve bu enerji seviyelerinde diyelim ki şu katmanda bir tane elektron var. Bu elektron bir üst katmana geçmiş oluyor dışarıdan enerjiyi soğurduğu zaman. Çünkü çekirdekten uzaklaştıkça elektronların ve katmanların enerjisi artıyor. Bu aradaki enerji farkını da dışarıdan soğurarak karşılıyor. İşte burada soğurduğu enerji bizi aslında şuradaki siyah çizgilere götürmüş oluyor. Peki ısıttığımız zaman ne oluyor? Verdiğimiz enerji sayesinde elektron üst katmana geçmişti ya. Bu elektron geri eski yerine dönüyor. Geri yerine dönerken bir enerji açığa çıkarıyor ve bu enerjiyle az önce soğurduğu enerjinin birbirine tam eşit olması gerekiyor. Bu da işte zaten aslında spektrumdaki o renklere denk geliyor arkadaşlar. Yani bir üst katman daha çizecek olursak mesela buraya elektron şunu da yapabilir. Buradan ikinci kat, üçüncü katmana geçip veya üçüncü katmandan tekrar buraya geçebilir. Ve burada hesapladığımız enerji değişimleri aslında elektronun bu hareketi yaptığı katmanlar arasındaki enerji farkına eşit oluyor. Bu da bizi nereye götürüyor? Demek ki arkadaşlar elektronlar e, çekirdeğin etrafında rastgele hareketler yapmıyor. Belli bir düzenleri var bunların ve bu düzende arkadaşlar aslında enerjilerine bağlı. Diyor ki elektronlar çekirdekten belirli mesafe uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Ki yörüngenin bir diğer adı da katman veya enerji seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Bu yörüngeleri dediğimiz gibi enerji düzeyi katman veya kabuk adını da veririz. Enerji düzeyini de tam sayılarla belirtiyor arkadaşlar. Yani az önce çizdiğimiz gibi ya da şurası çekirdekse mesela burası birinci katman, burası ikinci katman, burası üçüncü katman veya kabuk veya enerji seviyesi olarak adlandırabiliriz. Veyahut da KLMN gibi harflerle de biz bunu ifade edebiliriz. Birinci katman K'dır ikinci katman L üçüncü katman M dördüncü katman nedir şeklinde de biz bunları ifade edebiliriz ve enerjiye de baktığımız zaman çekirdekten uzaklaştıkça katmanın enerjisinin arttığını ifade eder. Elektronun çekirdeğe en yakın en düşük enerjili haline ise atomun temel hali adını vereceğiz arkadaşlar burası tabii ki çok önemli bir ifade olacak. Biliyoruz ki bütün maddeler minimum enerjiye sahip olmak ister. Yani hangi konum, hangi durum onları daha düşük enerjili hale getiriyorsa o halde olmak isterler. Maddeleri hani bir oda ortamına bıraktığımız zaman sıcak maddelerin soğumasının sebebi de aslında bu. Enerjilerini atmak istiyorlar tamam mı? Dolayısıyla elektronlar da bu istekte. Bu yüzden de elektronlar bulunabileceği en düşük enerji seviyesi yani katman hangisi ise orada bulunmak istiyorlar ve orada bulundukları ana da biz onun temel hali adını veriyoruz. Eğer biz peki bir atomu ısıtmaya kalkarsak ne olacak? Dedik ki mesela birinci katmanda yer alan bir elektron vardı değil mi? Bu katmandaki elektron biz enerji verdiğimiz zaman üst katmana geçiyor arkadaşlar. Şimdi burada aslında atom olmak istemediği bir hale geçirilmiş oluyor. Buna da uyarılmış hal adını veriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki cümlede bunu anlatıyor aslında. Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine ne diyormuşuz? Atomun uyarılmış hali adını veriyormuş. Peki atom uyarılmış halde kalmak ister mi? Tabii ki istemez. Az önce verdiğimiz ve elektronu üst katmana taşıdığımız enerjiyi atom daha sonradan ışıma yoluyla dışarı verir ve bu kararsızlıktan kurtulup daha düşük enerjili yani temel haline geri döner arkadaşlar. Ve yayılan ışığın enerjisini hesaplamak istiyorsak tabii ki burada e, belli formülleri kullanabiliriz. Bu formülden yola çıkarak hesapladığımız enerji değeri de bize aslında bu katmanlar arasındaki enerji farkını verir. Peki atomu bor atom modeliyle birlikte aslında büyük önemli bir noktaya kadar getirmiş oluyoruz. Arkadaşlar ama Bohr atom modeli de tabii ki yetersiz kalıyor. Çünkü bugün çok daha gelişmiş başka bir atom modelimiz, atom teorimiz daha var. Modern atom teorisinde de diyoruz ki elektronlar bu katmanlarda sabit olarak durmaz ya da işte sadece belli bir enerji seviyesinde kalmak zorunda değil. Bunun altında da enerji seviyeleri olması gerekiyor. Yani her bir katmanın bir de alt enerji seviyeleri var. Bunları da arkadaşlar orbital olarak adlandıracağız. Çünkü elektronlar çok hızlı hareket ediyorlar. Çekirdeğin etrafında sadece bir saniyede milyonlarca kez dönme hareketi yapabiliyorlar. Ve elektronlar sürekli çekirdeğe yaklaşıp uzaklaşabiliyorlar. Bu yüzden de Heisenberg ortaya çıkarak diyor ki elektronların konumunu ve hızını aynı anda belirlememiz mümkün değil. Bu bir belirsizlik ilkesi prensibi olarak karşımıza çıkıyor ve diyoruz ki biz elektronların tam konumundan bahsedemeyiz. Onun yerine bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerden bahsederiz ki bu bölgelere de orbital adını veririz. Bu orbital kavramı sonraki derslerimizde tekrar tekrar karşımıza çıkacak ve çok önemli bir yere sahip olacak arkadaşlar. Peki bugünkü bilgileri şöyle bir değerlendirmeye alacak olursak. Atomu oluşturan temel tanecikler ve temel bölgeleri şöyle bir değerlendirirsek. Ne diyoruz biz arkadaşlar? Bir çekirdek var zaten. Çekirdek önemli bir nokta. Çekirdek neyi bulunduruyordu? Rutherford tarafından keşfedilmişti. Ve diyordu ki pozitif yüklerin tamamı bu çekirdekte yer alıyor. Ve atomun türü o çekirdekteki proton sayısına yani pozitif yük sayısına bağlı. Ve bu çekirdeğin içerisinde de iki farklı tanecik var arkadaşlar. Bohr atom modelinden sonra da keşfedilen nötr olan ve nötron olarak adlandırılan e, taneciklerimiz var. Bir de ne var? Pozitif yüklü taneciklerimiz yani protonlarımız var. Bunları sembol olarak da şöyle göstereceğiz. N üzerine sıfır koyacağız ve bunun e, aslında nötrlüğünü belirtmiş olacağız. Protonlara da P üzerine artı yazacağız. Bunun da pozitifliğini bu şekilde belirtmiş olacağız. E, atom nötrdü. Yani pozitif negatif yükü eşitti. Dolayısıyla bir de negatif yükler olması gerekiyor. Bunları da nasıl tanımlamıştık? Çekirdeğin etrafındaki katmanlarda yer alan hatta bugünkü tanımımızla orbitallerde yer alan negatif yüklü tanecikler var. Kendilerini elektron olarak adlandırıyoruz. Ve sembol olarak da E üzeri eksi şeklinde gösteriyoruz. Bunların kütlelerinden bahsederken de ne demiştik? Elektronların kütlesi o kadar az ki biz bunu ihmal edebiliriz. Şimdi bu taneciklerden şöyle bir genel olarak konuşacak olursak, proton, elektron ve nötrondan bahsettik. Proton ve nötron çekirdekteydi, elektron ise bunun etrafındaki katmanlarda yer alıyordu ya da orbitallerde, elektron bulutunun içerisinde yer alıyordu. Bunların yüklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, adı üzerinden nötronun zaten yükü sıfır. Proton ve elektrona gelince, protonlar pozitif ve elektronlar negatif yüklüdür demiştik ya. Bunların birbirine eşit olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Sadece zıt işaretli ama eşit yüklüler. O yüzden de atomdaki bir protonla bir elektron birbirini tam nötrleyebilir. Bunların kütlelerine gelecek olursak Rutherford'un bize söylediği bilgiler hala daha doğru arkadaşlar. Yani atomun kütlesinin neredeyse tamamı çekirdekte ve bu kütlenin de bir kısmını protonlar bir kısmını nötronlar oluşturuyor ve değerlere baktığımız zaman birbirlerine çok yakın kütle değerlerine sahip proton ve nötronlar arkadaşlar. O yüzden de bunların kütlesini birbirine eşit kabul ediyoruz. Hatta diyoruz ki her bir protonun ve her bir nötronun kütlesi yaklaşık olarak bir atomik kütle birimine eşittir diyoruz ve bağlı kütle olarak bunları birbirine eşit kabul ediyoruz arkadaşlar. Atomik kütle birimi bu yüzden de e, yani çok küçük taneciklerin kütlesini ölçtüğümüz için e, bir atomik boyuttaki kütleyi bu birimle ifade ettiğimizi söyleyebiliriz. O zaman bir proton ve bir nötronun kütlesinin birbirine yaklaşık olarak eşit olduğunuzu görüyoruz arkadaşlar. Ve aradaki fark zaten sayısal olarak da karşımızda yani 10 üzeri eksi 28 gibi bir e, kütlenin orada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 1800... E, kat büyüklükte kütleye sahip oluyor. Proton ve nötronları elektron kütlesiyle kıyasladığımız zaman bu yüzden de ihmal edebiliyoruz. Bu atom yapısını arkadaşlar bir de sembolik olarak göstermemiz var. Yani bir, herhangi bir element ve bu elementin atomlarından bahsediyorsak eğer bu e, proton, nötron, elektron ve buna bağlı bazı değerleri karşımızdaki gibi yazacağız arkadaşlar. Bizim için en önemli sayı zaten proton sayısıydı arkadaşlar. Bunu her zaman için herhangi bir element sembolünü gördüğümüz zaman sol alt tarafa yazıyor olacağız ve Z harfiyle göstereceğiz arkadaşlar. Bak burada proton sayısı yazıyor olacak. Proton sayısı atomun türünü hangi element ait olduğunu belirlediği için bunun bir diğer adı da atom numarası olacak arkadaşlar. Aynı zamanda çekirdeğin yükünü belirleyen tek şey de protonlar öyle değil mi? Çünkü çekirdekte bir de nötronlar var onlar zaten yüksüz onlar zaten nötr. Dolayısıyla çekirdek yükü olarak da biz bu kavramı ifade edebileceğiz. Yani proton sayısı aynı zamanda çekirdeğin yüküdür diyeceğiz. Sağ alt tarafa gelecek olursak arkadaşlar buraya o taneciğin taşıdığı elektron sayısını yazıyor olacağız. Kaç tane elektron var? Sol orta tarafta Nötron sayısını ifade edeceğiz arkadaşlar. Sol üst tarafa gelecek olursak arkadaşlar A ile gösterdiğimiz ifade proton sayısıyla nötron sayısının toplamını ifade eder. Şimdi bunlara baktığımız zaman nerede yer alıyor? Çekirdekte yer alıyorlar ve kütlenin tamamını bu ikisi oluşturuyordu değil mi? Ve kütleleri de birbirine eşitti bunların. Dolayısıyla A dediğimiz bu sayı aslında atomun kütlesini bize söylüyor. Bu yüzden kütle numarası olarak adlandıracağız. Bir taraftan da arkadaşlar şöyle bir isim karşımıza çıkacak. Bunlar çekirdekte yer alan tanecikler. Dolayısıyla da nükleon <laughs> sayısı çekirdek taneciği anlamına gelen nükleon sayısı ifadesi yine burası için kullanılacak arkadaşlar. Mesela hani basit bir örnekle gidecek olursak diyelim ki sodyum atomundan bahsediyoruz. Sodyum atomunu arkadaşlar sembol olarak karşımıza aldığımız zaman diyeceğiz ki bunun 11 tane protonu vardır. O yüzden onu sol alta yazarız. Bunun 12 tane nötronu vardır. Sol ortaya bunu yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı sol üste yazılacak ve kütle numarasının bu olduğunu söyleyeceğiz ve sağ alt tarafa da taşıdığı o an taşıdığı elektron sayısını yazacağız. Eğer nötr bir atomdan bahsediyorsak proton sayısı tabii ki elektron sayısına eşit olmak zorunda. Burada bir farklılık olursa da zaten buna iyon adını vereceğiz. Az önce belirlediğimiz ifadeler atom numarası dediğimiz şey aynı zamanda çekirdek yüküydü ve proton sayısı olarak adlandırılıyordu. Kütle numarasını e, proton ve nötron sayısının toplamıyla buluyorduk ve nükleon sayısı olarak adlandırıyorduk arkadaşlar. Burada iyon adını verdiğimiz önemli bir kavram karşımıza çıkacak. Şimdi iyon nedir? Bir atomun nötr bir atomun elektron alışverişi yaparak yüklü hale gelmiş haline iyon adını vereceğiz. Burada alışveriş dediğimize göre alış ve verişi ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer bir atom nötr bir atom yani proton sayısı elektron sayısına eşit olan bir atom. Dışarıdan elektron alırsa elektron sayısı proton sayısından fazla olacak ki bu defa tabii ki negatif yüklü hale gelmiş olacak ve onu biz anyon olarak adlandıracağız. Yani diyelim ki flor atomu var. Bak florun 9 tane protonu vardır tamam mı? Dışarıdan bir tane elektron aldığı zaman şimdi nötrken 9 tane elektron olmasını bekliyoruz ya. Dışarıdan bir tane elektron aldığı zaman elektronun sayısı 10 olur. Bu da neye sebep olur arkadaşlar? Ee, yükünün İyon yükünün eksi 1 olmasına e, sebep olur. Sadece şuradaki iyon yükünü o zaman proton sayısından elektron sayısını çıkararak bulabiliriz. Veya katyon kısmına geldiğimiz zaman dışarıya elektron vermiş tanecik. Arkadaşlar bu defadan yine sodyumdan bahsedelim mesela. 11 protonu vardı e, dolayısıyla nötr halinde 11 elektronu olacak. Şimdi bu dışarıya bir tane elektron verdiği zaman 10 tane elektronu kalacak ya artı yük eksi yükten bir fazla. Bu ne demek oluyor? Demek ki bu sodyum taneciği artı bir yüklüymüş. Bunu da sağ üstüne iyon yükü olarak yazıyor olacağız arkadaşlar. Ve artı yüklü bütün taneciklere de katyon adını veriyor olacağız. Peki bir atom proton alıp veremez mi arkadaşlar ya da nötron alıp veremez mi? Hayır çekirdekte herhangi bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Ee, bir atomun iyon haline gelmesi ancak ve ancak elektron alarak ve vererek gerçekleşir bunu bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar güzelce dersimizi böyle tamamlamış oluyoruz. Peki biz çalışmalarımızı nasıl kuvvetlendireceğiz? Nereden soru çözeceğiz? Nasıl eksiklerimizi tamamlamış olacağız ve nasıl konunun tam olarak oturmasını sağlayacağız? Tabii ki bu noktada Dinamo serisi karşımıza çıkacak arkadaşlar. Sayısal seti hemen elde ediyoruz. Matematik, fizik, kimya ve biyoloji bütün kaynaklar elimizde olacak. Bütün sene boyunca da ödevlendirmelerimiz için bu kaynağı kullanıyor olacağız ee, ve bunlarla birlikte e, güzelce işlerimizi yoluna koymuş olacağız. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. E, videoyu tabii ki beğeniyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.